Efendim şimdi burada 3 tane ayet-i kerime var. Buraya kadar 100. ayete kadar cihattan bahsettiği kafirlerle, münafıklarla nasıl muharebe edilecek? Bunun esasları, şartları neler? Peki buradan öteye 3 tane ayet-i kerime getiriyor. Bu 3 tane ayette neden bahsedecek? Namazdan. Hangi halde namaz? O savaş mahallerindeki namazdan, değil mi? Ölümle yüzleştiğiniz anlardaki namazlardan bahsedecek. Yollardaki, seriyelerdeki, gazvelerdeki namazlardan, rihlelerdeki namazlardan, seferlerdeki namazlardan bahsedecek. Peki neden buraya getiriyor? Namaz o kadar mühim ki savaşın ortasında bile onu terk etmeyeceksiniz. Yani savaş mahallinde şimdi nerede dolaşıyorsunuz? Efela yetedebberunel Kur'an. Kur'an-ı Hakim sizi bir dünyaya, bir vadiye indirdi. Orada mücahitler var, münafıklar var, müşrikler var. Değil mi Osman kardeşim? Şimdi bunlar var. Peki böyle bir vadide yürüyorsunuz, namaz vakti geldi. Orada şehitler, orada şüheda var. Ha, orada namazı kılacaksınız işte. O şehitler mahşerinde de namaz kılınacak Yasir. He? Öyle mi? Orada da kılacağız Allah'ın inayetiyle. Orada da kılınacak. Onu anlatmak için bir anlamda ne yapıyor? Tembihatta bulunuyor. Yani bu mahalde bile namaz asla terk edilmeyecek. Peki ve izâ darabtum fil ardı feleysa aleykum cunahun en taksuru minas salâh in hiftum en yeftinekumullezîne keferû. Peki ve izâ darabtum fil ardı, darabe fiile kullanıldığında safere anlamında, değil mi? Safere. Ve izâ darabtum fil ardı feleysa aleykum cunahun en taksuru minas salâh, namazı kastetmenizde size bir günah yok. Peki kasır iki türlü olur. Kasır min adedi rekaati salah. Namazın rekatlarında kasır olur. Bir ne olur? Kasrul evsaf olur, değil mi? Namazın vasfında kasır. Şimdi ikisini de burada mutala edelim. Feleyse aleyküm cunahun en taksuru minas salah. Yani size günah değildir en taksuru minas salati, namazı kastetmeniz. Dört rekatı ikiye indirmenizde bir beis yoktur. Şimdi feleyse aleyküm ifadesi kullanılırsa aslında bu mahal ne mahallidir? Ruhsat mahallidir, değil mi? Feleyse aleyküm dediğine göre. Onun için İmam Şafii seferde namazı kastetmeyi ne olarak alıyor? Ruhsat olarak alıyor. Yani ayetin zahirine baksanız Hanefiler de böyle demesi lazım. Ama Hanefiler seferde namazı kastetmeyi ruhsat değil de azimet olarak alıyorlar. Peki neden azimet olarak alıyorlar? Çünkü Hazreti Ayşe'den mervi olan radıyallahu anhadan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Fırdati salatu rak'ateyni rak'ateyni. Namaz evvela ikişer rekat, ikişer rekat olarak farz kılındı. Sümme ukirret fis sefer ve zidet fil hadar. Seferde iki hali üzerine bırakıldı. Hadarda ise yerleşim yerinde onun üzerine iki ilave edildi. İşte bundan dolayıdır ki Hanefiler seferde namazı iki kılıyorlar. İki kılınca buna azimet diyorlar. Azimet bir ibadetin emredildiği ilk hal üzere yapılması. Peki neden azimet diyorlar? Çünkü Ayşe radıyallahu anhadan mervi olan hadiste namazlar, dört rekatlı farz namazlar evvela iki iki emredilmişti. Onun için Hanefiler iki azimettir diyorlar. Peki en taksuru minas salah in hiftum en yeftinekumullezine keferu. Ne zaman kastetmenizde bir beis yok? Düşmanın, kafirlerin size saldırmasından endişe ederseniz. İn hiftum. Hazreti Ömer'e geliyor. Diyor ki sahabi, şimdi Ömer var. Ömer gibi bir devlet adamı var. Neden korku yok, hala sefer halinde namazları kastediyoruz? Halbuki Cenab-ı Hak in hiftum buyuruyor. Korkarsanız o zaman kastetmenizde beis yok. Neden kastediyoruz? Ömer Efendimiz radıyallahu anh ne buyuruyorlar?
Te'accebtu mimma te'accebte. Sizin bu hayret ettiğinizden ben de hayret etmiştim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama sordum. Buyurdular ki hadihi sadakatun fakbelu sadakatallah. Yani namazı sefer halinde 4'ten 2'ye indirmek sadakadır. Allah'ın bir sadakasıdır. O halde Cenab-ı Hakk'ın sadakasını kabul edin. Şimdi sadaka, buradaki sadaka nasıl bir sadakadır? Mülkiyet kabul, milkiyet kabul etmeyen bir sadakadır. Eğer milkiyet kabul eden bir sadaka olsaydı kabul etmeyebilirdiniz. Ama bu Allah Teala tarafından gelen namaz 4'ten 2'ye iniyor. Dolayısıyla milkiyet kabul eden bir sadaka değil. Sonra Cenab-ı Hak'tan geliyor. Fakbelu buyuruyor. Emir sıgasıdır. Onun için Hanefiler ne diyorlar? Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen bu rivayetle de amel ederek fakbelu sadakatallah. Azimettir. Sefer halinde namazlar iki kılınmalıdır. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam sefer halinde namazı iki kılıyorlar. Dönüyorlar ashab-ı kirama Mekke fethinde ne buyuruyorlar? Etimmu salatekum fe inna kavmun sefrun. Sefrun bi ma'na musafirun. Siz namazı tamamlayın Mekkelilere buyuruyor. Biz misafiriz. Onlar iki kılıyorlar. Peki Hazreti Osman Efendimiz o da gidiyor. Mina'da namazı kıldırıyor. 4 rekatlık bir namaz. Tam kıldırıyor. Tam kıldırınca Hazreti İbni Mesud geliyor yakasına yapışıyor. Eteferraka bikumut duruk. Sana gelince diyor İslam'ın yolları mı değişti? Neden? Neden Peygamber aleyhisselam burada namazı iki kıldı da sen 4 kılıyorsun? Ne diyor? Men teahhele bil ardı fehuve min ehlihi. Efendimiz buyurdular ki kim bir yerde teahhül ederse o oradan kabul edilir. Dolayısıyla teahhüle de farklı manalar veriliyor. Nedir? Bir, kim bir yerden evlenirse, kimin bir yerde evi olursa, kimin bir yerde yeri vesairesi olursa o orada teahhül etmiş olur. Yani oralı olur. Hazreti Osman da diyor ki burada benim eşim var. Dolayısıyla ben burada Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu hadisiyle amel ediyorum. Namazlarımı burada kastediyorum. Dolayısıyla bir adamın birkaç tane vatanı aslisi olabiliyormuş değil mi? Hazreti Osman halife devlet başkanı Medine'de ama Mekke'de de evi var diye orada da namazı tam kılıyor. Şimdi bizim metin kitaplarında yazar bazısında ne yazar? Batalel vatanul asliyyu bil vatanil asliyyi. Vatanı asli ile bozulur. Şerhten haberi olmazsa, hadislerden haberi olmazsa ne yapar? Bir ilmihal zaviyesinden bakar, der ki vatanı asli ile bozulur. Peki o metin ne diyor aslında? Eğer birinci vatanı asliyi satar, orada bir şey bırakmaz, gider yeni bir vatanı asliye yerleşirse, o zaman yeni vatanı asli eskisini bozar. Ama adam eğer birinci vatanı asliyi bozmadan yeni bir vatanı asli edinmiş olursa, dolayısıyla yeni vatanı aslisi eskisini bozmaz. Hazreti Osman misalinde olduğu gibi bir adamın birkaç tane vatanı aslisi olabilir efendim diyoruz. Onun için İmam Şafii'ye göre seferde ruhsattır, Hanefilere göre azimettir. Hadislere baktığınız zaman da Ebu Hanife'nin söylediğine daha ziyade gidiyor. Bir de bu entaksuru minassala ile alakalı hani inhiftümle değerlendirirseniz Cessas diyor ki entaksuru minassala inhiftüm. Zaten seferdesiniz ve idâ darabtum fil ardı. Sefere çıkınca Efendimiz hep namazları kastederlerdi. Peki yani o seferi mesafe ve daha fazlasına gidecekse kastediyorlardı. O zaman buradaki durum nedir? Kasrul evsaftır.
Yani zaten iki kılıyorsunuz. Seferi olduğunuzdan dolayı. İn hiftum en yeftinekumullezine keferu. Kafirlerin size saldırısından korkuyorsanız, o zaman binekte ya da arabanın içinde namazı ima ile kılabilirsiniz. Namazın rekatlarında değil de vasfında bir kasra gidiyorsunuz. Yani ayakta durduğunuz yerde, yerde namazı kılmıyorsunuz. Ne de bir kısaltmaya gidiyorsunuz. Namazın evsafında efendim. İnnel kafirine kânû leküm aduven mubînâ. İşte bu kafirler, sizin namazdan, kulluktan alıkoyan bu kafirler açıkça efendim kânû leküm aduven mubînâ, sizin düşmanlarınızdır.